Günaydın. Dünyanın en şovsuz, eforsuz kahvaltısını... Aa, televizyon çıktı, televizyonu kapadım. Dünyanın en şovsuz, en eforsuz kahvaltısını hazırladım kendime. Bugün böyle. Başlangıcı da çok şovsuz ve eforsuz yaptım. Her gün aynı olamaz çünkü her gün modumuz aynı olmayabilir ama benim modum yine yüksek. Saçlarım neden böyle? 3 dakika önce uyandığım için halimin hiç kusuruna bakamazsınız. İzin vermiyorum bakılmasına. Bugün böyle bir gün. Bugün tırnaklarımızı yaptıracağım. Akşam bizimkiler gelecek. Yemek teyze oynayacağız. Böyle de aktivitelerimiz var işte. Evde yemekteyiz falan oynuyoruz. Ama kabul edin, eğlenceli. Kendime yulaf lapası yaptım, hemen gösteriyorum. Günaydın. Günaydın Merve Gültekin. Ablanın YouTuber olması böyledir. Alışmak zorundasın. Bir anda esnerken yapışırım. Ya. Tarık koyuyorsun. Beni mi dinleyeceksin Merve'yi mi? Koyacaksın. Tabii ki beni dinleyecek Tarık. Bakın, üşengeç kahvaltım. 3 yemek kaşığı yulaf var, 1 su bardağı süt, her zamanki gibi protein tozum, incir ve fıstık ezmesi. Biraz dolapta beklettik, o yüzden güzel oldu. Hadi bakalım. 3 saniye içerisinde hazırlandım ve tırnağa gidiyorum. Hemen kombinimi gösteriyorum size. Şu terlikleri aşırı seviyorum. Plant 1'den indirimdeyken almıştım. 125 TL falandı. Benim karın kaslarım mı gözüküyor, ben mi yanlış görüyorum? Pardon. Bu arada yine bugün hava şey, kapalı. Tam istediğimiz gibi. Leziz. Üzerime de şu Trendyol Mila'dan aldığım takımı giydim. Bu tam yazlık. Yaz bitip bunu giyemeyeceğim için çok üzgünüm. Gerçekten bu aşırı güzel bir şey. Neyse. Okey, çantamı alıyorum ve gidiyoruz. Anahtarım nerede? Getirsene ne olur, ayağımda terlik var. Gitmiş olmazsın. Bir saate biter diye düşünüyorum. Tek renk yaptıracağım. Nail art yaptırmayacağım. Bugün ne kadar garip ilerleyen bir gün oldu. Biz evde böyle fıt 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 temizlik yaptık. Evi süpürdük, sildik falan. Bugün Merve annemlere geri dönecek. Artık ben de hafta sonları. Her gün gelemeyecek artık çünkü okula başladı. Geç kaldık. İlk defa yaptıracağım bir yere gidiyorum bu sefer. Daha renk seçmedim ya. Ne dertler var. Hadi bay bay. Arabanın anahtarını aldın mı kız? Almışım. Tarık'a şu sahneden sonra güldüğüne çok eminim. Arabanın anahtarını aldım mı? Çünkü genelde bir kaos yaşanır ben tarafından. Arabanın anahtarı nerede? Arabanın anahtarını kaybettim. Gözlüğüm mü yamuk? Anlayamadım. Arabanın anahtarını kaybettiğimi iddia ederim. 3 saniye sonra elimde ya da cebimde çıkar. Öyle. Bu arada bugün günlerden pazar. Bugün gerçekten fısıldıyorum çünkü apartmandayım. Bugün gerçekten tam bir pazar. Kalktım, yulaf lapamı yedim, magazin izledim, oturdum. Evi temizledik bu arada. Pazar temizliği de yapıldı. Ya arabamda kimin olduğuna bakın, sen şaka mısın be? Sen şaka mısın? Tipe bakın Allah'ım yarabbim. Ya adın ne senin Pakize? Senin adın falan. Tokaya bak ya, benden süslüsün aşkım. Aşkım benden süslüsün aşkım. Allah'ım yarabbim, çıldıracağım. Ya hayır, cam açık valla. Emanetsin bana. Gitme lütfen. Ya şuna bir bakın, şunun bir tokasına bakın. Ya benden süslüsün, senin adını da bilmiyorum. Zeynep bırakıp git, dur anne. Dur, kolun tasma sıkışmış bebe. Hayır hayır hayır. Aa, 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 aa. Bu neymiş böyle ya? Bu neymiş böyle ya? Allah'ım çok da dizin, çok da dizin, çok da dizin. Ay şaka mısın sen? Aşık oldum ya ben. Annesi, annem. Dur yavrum dur. Dur canım dur. Mahvoldum ya. Konum noktamız tam olarak burasıdır. Bu arada Zeynep'le buluştuk. Adı neydi ya bunun? Dur. O kadar insanlara gösterdim, adını gösteremedim senin. Daisy'ymiş. Saç numarasını sordum bu arada. Omre yaptırmış. Yürüyüşe bak. Yürüyüşe bak, şaka gibi. Karşılanış şeklime bakar mısın? Laktozsuz sütlü vanilyalı bir latte midir bu? Bu da laktozsuz. Hem de sevdiğim sütlü. Düşünüp almış. Değilsin sen, değilsin. Tırnaklarımı yapacak benim. Bakayım tırnaklarına. Ay, benimkiler şu an 20 gün oldu yaptıralım. Gayet iyi. Güzel. Hemen seninkilere de bakalım. Canım yaptı. Dur, odaklayacağım. Bir de benimkine bak. Şöyle tutmak istiyorum. Ki, ama çok güzel olmuş şu kenarları. Şunu şu elimi göstermek istemiyorum. Böyle göstereceğim. Çok güzel olmuş. Canım, dur ben. Sen göster, ben göstermeyeyim. Benimkiler şu an bu halde. Dur before'u göstereyim de. Şu kırıldı. Bu zaten gidik. Gösterir misin diğer eline? Ha? Bunu ben boyadım. Gitti diye. Odaklamıyor şu an ama bu şekiliz şu an. Başladık, renk seçeceğiz şimdi. Gergin ve heyecanlıyım. Bakınız, kurulduk buraya böyle balkonda. Oh!
Böyle. Yalnız beni var ya bak nasıl şey yaptı ya, makyajsız makyajsız. Aa, ben de öyleyim. Sen makyajsız gerçekten da güzelsin. İnşallah videoyu çok hayatım. Ha, keşke öyle bir yeteneklerim olsa ama gerek yok. Dur ben de. Hemen öğreneceğim birkaç bilgi. Bakınız şu an bu alemdeyiz. Törpümüzü yaptık. Şu bunlara jel tırnak yapacağız ve bunların hepsi eşitlenecek. Şunlar çok iyi olmadı mı? Bir şey diyeceğim. Tırnaklarım o kadar iyi oldu ki. Bak o kadar iyi oldu ki. Şaka mısın ya kızım sen? Ben yaptım. Göstermek için sabırsızlanıyorum. Hatta bekleyin. Şunlara bakar mısınız? Nesin sen? Profesör müsün? Bu işin profesörü müsün? Temizliğine ve estetikliğine bir bakın. Renklere bakın. Onun mimarı da sensin bebeğim. Abi çok iyi oldu. O kadar içime sindi ki gerçekten eline sağlık. Ciddiyle. Yazıyorum buranın adını. Gelirseniz eğer şu renklerde bir yaptırmanız yok mu? Badem çok mi oluyordu bu? Tam. Ve tertemiz oldu tırnaklarım. Yaşasın. Amin inşallah. Bir de son kez şöyle göstermek isterim. Bu nedir ya? Bu neymiş böyle ya? Bu ne ya? Tek hareketle anlatıyorum sana. Bu. Bu abla. Mükemmelsin. Bir dahaki geldiğimde o zaman full makyaj. Haber veriyorum gelmeden önce. Makyajlanıyorsun. Vloglarıma öyle yakalanıyorsun. Elveda. Evimin tam şu saatteki ışığına bir bakar mısınız? Bu nedir be? Taşınasım gelmiyor benim ha bazen buradan. Burada da en sevdiğim YouTuber Sinem Gültekin'i izliyorum. Canım benim çabalayıp her gün video atıyor. Ah ah inşallah kanalına onun hep abone olur, hep like atarlar. Maşallah canım. Şuraya bakın. Evime ne oluyor şu an? Aa bu ne be? Neyse biraz da tırnaklarımla uyumlu kombin konuşalım. Yeşile yeşil. Gördünüz mü? Tam bir Sinem kombindir bu. Saçımı düzleştireceğim şimdi. Vallahi burası şu an çok güzel. Onur var. Oha. Sen de gelsene bize. O bıçağımı çok güzel kesiyor. Evet. Ben az önce kestim. Mantar ve makarna. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yarışıyoruz. Yemekteyiz. Oynama kararı aldık. Beni yenebileceğini iddia ediyor. İzleyeceğiz. Üzülecek. Yazık olacak. Ben de üzüleceğim sonra. Kendi kanalında bir anda kaybedip rezalet bir durum. Arkadaşların eğer seni tutmazsa da ideal bir şekilde ben böyle. Ben hiç konuşacağımı bile söylemedim. Özellikle sonra dedim ki siz zaten kararı vereceksiniz dedim. Bilmiyorum artık. Ben bu konu hakkında konuşacağım. Konuş abla. Başta eve girdiğim dakikadan itibaren bir komplo sezdim. Ne komplosu? B12 eksik olduğu için arkadaşlar ben dedim ki özellikle mantar. Dedim sen. Dedim. Eve geldim bana diyor ki mantar yok. Ama benim B12 eksik olduğunu biliyorsun. B12 eksik. Kamera efekte konuşun. Çünkü ayıklayamıyorum. He tamam Tarık ağlama. Tamam tamam. Sen yorulun. Çek çek. Yapma. Çek çek. Neyse. Israrlarıma rağmen şu arkadaşımızı almaya gittiğimiz dakikadan itibaren Atabel Kurnaz'a çeşitli mobbinglerde bulundum. Seninkini nasıl ayırt edeceğiz gibi falan bir şey ama söylemedi. Sonra Atabel ne dedi biliyor musunuz? Cevaben dedi ki hiç etik değil, ben zaten her halükarda kazanacağım. Tabii ki banko Sinem'inki de güzel olacak ama benimki mükemmel olacak dedi. Bir de pankart asmış. Pankartı üstünde ne yazıyordu biliyor musun? Ne yazıyordu? Evet arkadaşlar şu an günün kazanan takımıyla beraberim. Evet mavi köşede. Farkındaysanız yapmıyorum yemek yapmaya başlamadım bile çünkü çok rahatsız. Çünkü biz gelene kadar arkadaş tavuğunu hazırlamış. Artık kendim yaptı başkasından yardım. Sadece soslandırdım. O da beklemesi gerekiyordu. Bilirsiniz siz daha önceki vloglarımda onun tarifini vermiştim. Denemiştiniz ve ne kadar lezzetli olduğunu söylemiştiniz. O yüzden şimdiden ona acıyabilirsiniz. Skinlerini kullanıyorsun sırf beni yenebilmek için. Evet. Sana bu korku yeter. Sizi biraz gergin yorum. Ben boğa burcu olduğum için bende biraz şey var. Rekabet. Bendeki bu özgüvenin de şeyi temeli şeye dayanıyor. Turizm otelcilik okudum ona dayanıyor. Başka bir şey değil yani. Ben okumadığım halde becerikli ve başarılıyım. Teşekkürler. Lan ben... Evet cevabım var. Lan buraya bir Rocky müziği gider mi? Lan bırak. Buraya bir Rocky müziği gider ama. Lan bırak. Pankartı üstünde ne yazıyordu biliyor musun? Ne yazıyordu? Lan bırak. Clean ne yapıp duruyorsun? Yazana. Ne yapıp durayım be? Bal katıyor. Ağlayacak. Ağlamayacağım. Biraz korktum. Neyse. Bu adam benim nasıl yemek yaptığımı bilir. Bir milyona. Benim de takipçilerim bilir. Ne yapıyorsun? Ya bir anda neden böyle bir istek geldi ki? Yaşasın ırkımız çine, beden kırkımız.
Vallahi sonra işte bula 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 ben de bilmiyorum şu an tam olarak ne yapacağım ama yapınca güzel olacak işte. Korku var mı azıcık da olsa? Korku yok. Kaybetsem benden bir şey eksilmeyecek yani. Ama sen kaybedersen çok şey eksilecek. Hayır yani. Ben şey diyorsun, sen yemek yapıyorsun ne kadar güzel yani. Yapıyorsun diye yani. Kesin, çirkinleşmem kesin, hiç. Kesin. Benden daha güzel yemek yapanlar da varmış derdim. Ki çok da çirkin bir insanmış. Kaybedecek bir şeyin yoksa? Evet. O zaman bakar zaman daha kolaydır. Ölmeye geldik mi buraya? Defol git sadece yemek hayır, yemeye gelmiş gibisin. Ben de bundan korkuyorum işte tam olarak. Çünkü seni tutabilirler ve düzeleceğiz anlayabilirler misin? Anladın evet. mı? Sen ciddi anlamda bizim Ataberk'in tabağını senden ayrı bir seviyede değerlendireceğimizi mi düşünüyorsun? Evet kanka öyle doğru düşünüyorum. Yok ya bu arada gördünüz. Kesinlikle. Gördünüz falan demeyin. Gördüler. Şimdi kaybedince bunun bahanesi bak öyle bir şey yaparsanız evet ya. Kanka. Kolumuzu diyen çocuk gibi değil yok mi? Oğlum zaten biz görmeyeceğiz ki kimin ne yaptığını. Ben güvenmiyorum. Tamam gel Teletubbies yemin ederim. Gel. Tamam vallahi söz. Yemin et. Yemin ediyorum lan. Hangisi güzelse onu oynayacağım. Lan bırak. Biz mantar almaya gittik alamadık. Seninki mantarlı olacak. Yemeğin story'de şu an mantar. Aynen. Ben bilmiyorum nasıl olacak. Ama. Olsun ben sana inanıyorum. Bak ben bana inanıyorum. Musun? Hayır sana inanıyorum ama onun mantarsız da yapabileceğine inanıyorum. Buna inanma abi. Ya ben mantar seninle... benim starımdı yani. Ağlama artık. Ben bu adamla 4 ay yaşadım. Sinirlendim. Anlarım yani. Neyi anlarsın? Anlarım nasıl bir şey çıkacak ortaya bilirim değil mi? Yalnız kaldım ben bu sen kapışmada. Yalnız kaldım ben mantarsız kaldım. Herkes sana yüklendi. Beni destekleyen kimse yok. Derler odalarda mantarsız. Odalarda mantarsız. Kardeşim bir saat bu ne? Marine ediyorum bunu marine. Saçımı yanlış adamı yolladık. Ya. İçinde ne var? Öğrenebiliyor muyuz? İçinde ne var? Tabii ki de öğrenebiliyorsun. Marine ettim. Çeşit çeşit baharatlar. Tuz, soya sosu, süt, zeytinyağında bir saat beklettim. Lokum gibi oldu. Boş işler bunlar. Bunlar boş işler. Ondan sonra zeytinyağında... Seninkinde ne var kanka? Benimkinde görür, yiyince alınacaksın kardeşim. Hadi bakalım. İkizde... Farklı lezzetler. Olacak gibi geliyor bana. Ne var? Ben de sallarım. Gel hemen. Sinem Hanım'a sorar mısınız sevgisini katmayı? Ben sevgimi katsam ne olur? Siz beni desteklemedikten sonra beni düşürdükten... Yani... Biz öyle bir şey demedik. Ben dedim. Ben yolda gelirken ne dedim abi? Ataberk'le telefonda konuştuk biz bugün. Ben dedim ki bak. Bana dedi ki kanka ben senin her türlü kazanacağına eminim dedi. Böyle bir şey yok. Yok ya. Sen oy vermeyeyim diye mi uğraşıyorsun sen abi? Yok kardeşim sen beğendiğine oy vermeyecek misin? Evet işte bak niye şimdi öyle bir öleli konuşuyorsun? Tamam ben bana oy vereceğine eminim oğlum işte. Stüdyoda gergin anlar. Şimdi oyunu. Kime taraf kullanacaksın? Olabildiğince tarafsız olacağım. Hangi tabak güzelse ona oy vermeyeceğim. Tamamen dürüstsün yani. Tabii yemin ettim. İyi. Sen kime vereceksin oyunu? Hak eden kazanır. Hak eden kazanır. Sen kime şey yapacaksın, vereceksin? Valla şimdi insanların damak zevkleri vardır. Evet. Damak zevkleri olduğu için hani benim de bir damak zevkim var. O yüzden şimdi tabak önüme gelecek. Bana hitap eden o kıvamı tutturan arkadaşıma oy vereceğim. Lan bırak! Abi sen kime vereceksin? Tarafım belli ama tarafsızım. Yaptım lan bak. Bu sıkıntı. Tarafım belli ama tarafsızım kanka. Lan bırak! Şimdi orada ben dürüstüm dedin de ben çok inanmadım yani sana. O yüzden sen bir açıkla. Ne açıkçası benim kişisel düşüncelerim. Ben Ataberk'in deneyselliğinden biraz şikayetçiyim. Evet. Eline geçeni tavaya atan. Evet doğru ben de ondan biraz şikayetçiyim. Sinem de yemekle falan ilgilendiği için büyük ihtimalle lezzet konusunda Sinem Ataberk'e geçer diye düşünüyorum. Her ne kadar Ataberk benim 6-7 senelik arkadaşım olsa da. Ben de öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakalım, bakalım, görelim. Kanka şimdi ben herkesi kenara çektim. Seni de çekiyorum. Ama bunlar aramızda. Şimdi orada çok objektif konuşuyormuş gibi geldin ama bence çok dürüst de değildin diğerleri gibi. Şimdi bana dürüst ol burada. Ben sabahtan beri, daha doğrusu bunu planladım. Biraz yüksek sesle söyle. İnanılmaz duymazlar. Bir gereksiz rekabetin olduğunu düşünüyorum. Çok büyüttüler hiç. Bu kadar büyümemesi gerekiyordu bence. Ve Ataberk'in inanılmaz gaza geldiğini düşünüyorum. Biz her gün yemek yapıyoruz. 8'de 9'da uyanıyor. Bizim ne zaman uyuduğumuz, ne zaman uyandığımız belli değil. Sen niye böyle bir gaza geliyorsun onu da bilmiyorum ama ben bugün Sinem'in alacağını düşünüyorum açıkçası. Evet bence de yani Ataberk alabilir bilmiyorum. Bana öyle gelmiyor. Bizim çocuk çok gaza geldi yapıyor huyu kurusun her konuda böyle. Bakalım. Bakalım diyelim. Kanka şimdi ben herkese fikrini sordum. Herkesi kenara çektim. Çünkü orada hep beraberken verdiğiniz şeyler bana çok da gerçekçi gelmedi. Şimdi senden dürüst olmanı istiyorum. Bana dürüst bir açıklama yap. Sence kim alır? Tinem'in tavasına baktım birader ben. Tamam. Tinem lokmaları birazcık büyük doğramış kanka. Böyle şu kadar falan mı annesini satayım? Ağzıma bak birader ben nasıl alacağım onu ağzıma?
Alamam ki kanka. Ataberk'e baktım gayet güzel böyle kıymış kanka. Böyle kıyma gibi yapmış. Onu ince ince böyle kesmiş kanka. Tuzunu falan da böyle güzel kattı oradan. Yoğurdum. O da böyle bir ince ayrıntılı bir şeyler yaptı. Oraya böyle soy sosu vesaire bir şeyler. Hı hı. Kremayla da orantıladığı zaman kanka onu Ataberk'inkinden değişik bir tat çıkacak. Eminim kardeşimizdir. Bu savaşı kazanacağını düşünüyorum. Beni yanıltmaz inşallah. Hadi bakalım. Ben şimdi orada herkese sordum. Yine herkese böyle kenara çektim sordum. Seninle aramızda olsun diye söylüyorum sana. Sence kim alır? Yani şu an sol taraftaki tava kiminse bence Sinemino. O kokusunu çok beğendim. Tadını bilmiyorum. Tadını yaşayıp göreceğiz. Evet. Ama sol taraftaki favorim dedim. Koku olarak favorim. Koku olarak sol taraf. Koku da alıyorsa lezzette de alır ya herhalde. Bakalım. Çünkü ben sonradan dahil oldum. Hı-hı. Sonradan dahil olduğum için hangi tava hangisinin bilmiyorum. Hani sol evet. taraftaki bana mes olduk kokusundan yani. O kadar söyleyeyim. Şu hangi renkti böyle sol taraftaki? Kahverengiydi değil mi? Kahverengimsi bir şey. Tamam Sinemino sonra. Aynen Sinemino. Sineminki daha güzel diyorsun yani sen. Şimdi bilmiyorum. Bakalım. Sol taraftaki. Şimdi bakalım kim alacak. Şimdi bakıyoruz. Evet. Kolay gelsin iki yarışmacıya da. Teşekkürler. Sağ Ataberk'in yemeğine kattığı lezzeti görüyorsun değil mi? Şarkıya ben girdim ama. Yap bakalım canım bunu Ataberk Bey. Geçen gün işte giderken hep beraber arkadaşlarla. Hadi tekel şınav. 10 tane. Oha lan ağrı çekiyor. 7. Ses ağzından mı geliyor? 9. Tekelle mi çekiyordum onu? Tekel çekiyordum. Sol elle 3 tane çektim. Bir o kadar gidiyor. Ah! Vallahi. Ya. Lan bırak. Bakınız. Atan'ınki, bu da benimki. Ortaya böyle makarna şeridi çektik ve tadacaklar şimdi. Tam hangisinden şu an. Hangisinden önce? Sen bilirsin. Tamam diğerini ye. Atan'ınkine ekmek bandım diye böyle gel. Kanka. Tamam okey. Yedin mi? Ben de yiyeceğim şimdi. Sanki sadece arsını aldın. Evet. Atan'ınki. Bir şey söyleyecek mi? Şimdi ben... Duyuyorlar mı beni? Ben şöyle düşünüyorum. İkisi de çok güzel ama... Oğlum sessiz anlatıyorum. Duymamanız lazım ya. Ama bence bu birazcık böyle fakir ama. Haksız mıyım ama bak. Hani böyle sanayide böyle menemen yaparlar çok lezzetli olur ya. Hayır. Sanayide menemen yaparlar çok lezzetli olur. Dışarıda yediğim menemenin yerini tutmaz. Ama bak bu o. Çok güzel ama bence bir restoranda yesem ben bunu yerim yani. Anladın mı? O yüzden. Benim fikrim bu. Ben Tarık. Bay bay. Ben görüntü vermek istiyorum. Ya suratına bir bakar mısınız suratına? Suratımda ne var gayet mutlu ve şeyim. Duvara geçer misin? Geç şu duvara. Geç duvara geç. Öncelikle bir şey soracağım her şeyden önce. Oyundan önce sana bir şey sormak istiyorum. Az önce balkonda yaptığın konuşmada, balkon konuşmasında. Benim hakkımda belli ithamlarda bulunmuşsun. Ben henüz duymadım. Evet. Utandın mı utanmadın mı? Utandırdım. Evet. Tamam. Ben sadece bunu demek istiyorum. Evet, şimdi senden oyunu ve neden o tabağı seçtiğini alacağız. İki tavuktan da tattık. Tadı damağımızda kalan Ataberk'in tavuğu oldu. Oo, öyle canım. Tamam. Ben natürel davranıyorum. Ben sonuna bu arada gerçekten objektif bir şekilde yorum yapacağınıza hepiniz yemin ettiniz zaten galiba. Yemin ettik kanka sesler. Ben de yemin ettim. Çünkü Ataberk'in tavuğu hem hafifti hem lezzetliydi. Her şey ayarındaydı. Tatlı, acısı, memesi. Sinem'in tabağında ise talihsizlik sonucu diyelim. Karabiberi fazla. Öyle, olup, hadi öyle diyelim. Kimyon da bir tık fazla olup bir tık ağır geldi. Onun dışında pek bir yorum yok. Ama ikisi de güzeldi bu arada. Sinem'in tavuğunu da beğendim. Peki. Yani. Teşekkür ederiz. Hangisini daha çok beğendiysen onu söyle kanka. Şöyle senin yaptığın, evet. Ben onu gizlice de söyledim. Biraz böyle fakir damağı gibiydi. Yani o şey anlamına geliyor. Böyle sanayide ustanın yaptığı o menemen gibi. Yani çok lezzetliydi.
Ne oldu lan? Kanka dinç edin, gözünü seveyim ya. Niye lan? Niye? Sanayideki ustaları niye küçümsüyorsun? Küçümsedim oğlum, yücelttim. Oğlum hangi sanayide usta tavuk soteye bal koymuş? Tavuk sote değil, yaptığı menemen gibi lezzetliydi diyorum yani. O derecede güçlü. Öğrencilerden özür dile. Evet. Neyse. Seninki daha hafifti. Cidden güzeldi. Ama bir restorana gitsem, ben karabibere bayıldığım için karabibere, ben sineminki der. O zaman? Aynen. Onunki sosu çok hoşuma gitti karabiberden ötürü. Tamam. Seninki de çok güzeldi ama. Yani arada kalmamın sebebi oydu. Karabiberden kazandı benim açımdan. Peki, teşekkür ediyoruz. Güzel. Durum 1-1 o zaman. Evet. Merhabalar Sancho. Merhaba. Evet, sen de bu tabaklardan tattın. Evet. Tarafını belli etmeni isteyeceğiz senden. Tarafımı şu ana kadar belli etmedim. Evet, hiç şey vermedin. Evet. İki tarafı da övdüm, iki tarafı da gömdüm. Evet. Ama ve lakin... Ya bir gerginlik yaratmadın. Sanki son adamım. Bence ikiniz de üzüleceğiniz diye. Ya sen tarafını seç. Kim üzülür, aynen, kim üzülmez, bakma. Tamam. Üzülmelik bir şey yok. Bence Ataberk'in ya. Peki, teşekkür ederiz. 2-1 oldu. Geldik buraya. Mantar krizinden sonra ben dedim ki Tinem bir tık daha önde görüyordum. Çünkü yaparken baktım onunki hafif böyle köri soslu tavuğu andırıyordu, krema falan filan. Oraya çok yöneliyordum. İkisinin de tadına baktım böyle. Sinemi götüren şey bence karabiber oldu. Tamam, yandı. Senin de yaptığın tavukta ilk tavuğu ağzıma attım, bir yavan geldi ama ondan sonrası işte soğanın, balın, işte geri kalanın dengesi olduğundan dolayı. Bir önceki balkon konuşmalarımıza da Tarık'ın bize yaptığı eyyamdan sonra ben özür diliyorum Sinem'den. Köri soslu tavuğa da bayılırım bu arada ama sen demek istiyorum. Kim ben? Ataberk Kurnaz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kanka bak, öncelikle anlatayım ben her şeyi size. Balkon konuşması yaptık biz de. Balkon konuşması. Mantık Bey seslendim. Şöyle. Evet. Tarık aldı bizi, kameraya çekti. Ben orada ne dedim biliyor musun? Dedim ki Tarık'cığım dedim, Ataberk dedim orada tuz oranını, soslarla böyle o kremayla öyle bir harmanladığını gördüm ki dedim. Yanıltmayacağını düşünüyorum dedim. İnşallah yanıltmazsın beni Ataberk dedim. Çünkü ben tavukla beraber yeşil biberi çok seviyorum. Anladın mı? Sevdiğim için de Ataberk Kurnaz diyorum. 4-1. Evet. Ben karabiberi fazla atmasaydım. Ve kimyonu. Kimyonu fazla atmasaydım. Ve kimyonu ve karabiberi ve kimyonu. Sırf o talihsizliğimden kazandın. Ben niye fazla atmadım? Benim elim kaydı. Benim niye kaymadı? Sen şanslı günündeymişsin. Ben burç yorumlarına peki bir şey soracağım. Benim peki benim yaptığım yemekte evet. Kötü bir şey buldun mu? Hayır. Sevdin, çok mu sevdin? Hayır. Peki bir şey soracağım. Sen ikisinden dedin, ben dedim ikisinden de. Evet. Sen olsan oy, bak, bir dakika. Oy verecek gibi. olsan oyunu kime verirdin? Oy vermek istemezdim öncelikle. Lan bırak. Ama yorum yapayım mı? Zirveye taşıyan baldı seninkine. Tamam. Ama ben kremayı azıcık az koysaydım, karabiberimi de gülme oradan öyle. Karabiberimi de azıcık az koysaydım benimki kazanırdı. Sinem Hanım. Ya bir şey diyeceğim. Sinem Hanım. Yedin. Yedim. Oy vermek zorunlu olsan hangi tabağa oy verirdin? Vermezdim. Hangi tabağa oy verirdin? Oy vermezdim. Lan bırak. Ama ayıp değil mi? İzleyicilerine, takipçilerine. Hayır. Ayıp bak, değil mi? Her zaman yaptığım şey ama ben biraz bol olsun diye kremasını bol kattım. Gaza geldim. Kimin bacısı bu? Hangisine oy verirdin? Bunları peki tamam. Söylemiyorsan da. Vallahi nasıl kapanır bu bilmiyorum ama kazandığım için mutluyum her şeyden önce. Kazandığım için çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Sinem'le bunun tartışmasını çok uzun zamandır yaşıyorduk. Sinem benden çok daha iyi bir aşçıdır. Ama tavuk sotede beni yenemeyeceğini biliyordum. Çok sinirleniyorum ben. Senle yarın tavuk sotede kapışmamız yok mu Ata? Üzülme sonra. Yok, sen üzülürsün. Bu arada sen var ya, üzülürsün. Ben üzülmem. Çok ya. Anlık duygularını alalım. Ata be! Lan bırak!